Sonuç Son 20-30 yılda modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardan gelen verilerden ayrıca tüm insanların iyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz gibi kompleks kavramları rahatça kullanması gibi veriler temelinde insanların doğuştan ahlaki özellikleri olduğu bu makalede ortaya kondu ve bir ahlak argümanı buradan hareketle savunuldu. Bu veriler boş levha zihin görüşünü temele alan tüm felsefelerin diğer hususlarda olduğu gibi ahlak konusunda da hatalı olduğunu göstermektedir. Bunun önemli bir sonucu, ahlakı sadece kültürel belirlenimin bir sonucu olarak değerlendiren yaklaşımların yanlışlığının anlaşılmış olmasıdır. Boş levhacı görüşleri elediğimizde, doğuştan ahlaki özelliklerimizi açıklayacak iki ciddi alternatifin olduğu gözükmektedir. Bunların birincisi, naturalizm, ateizm, ikincisi ise teizmdir. Bunlardan teizmin daha iyi bir açıklama getirdiğini ve entelektüel açıdan daha tatmin edici bir anlayış çerçevesi sunduğunu iki temel delil ileri sürerek savundum. Birincisi, doğuştan ahlaki özelliklerimiz sayesinde gerçekleşen, ahlaki farkındalık özelliğimiz geri kalan tüm canlılardan insanı ayırt etmektedir. Tesadüfen arkasında bilincin olmadığı doğa süreçlerle hiçbir canlıda gözükmeyen, böylesi kompleks ve türe has bir özelliğin insanlarda oluşması, insanı ontolojik açıdan diğer canlılardan ayırmayan, ateistler açısından beklenilmemesi gereken bir durumken, insanların özel ahlaki sorumlulukları olduğunu iddia eden teistler açısındansa beklenecek bir durumdur. İkincisi, insanların doğuştan ahlaki özellikleri ancak Allah'ın buyrukları varsa rasyonel temel bulur. Ancak Allah'ın varlığı, ahlakın iyilik-kötülük gibi temel kavramlarına, ayrıca ahlakın mecbur tutucu, Bağlayıcı yasalarını çıkarlara ve tutkulara tercih edip ahlaki eylemde bulunmaya rasyonel temel sunar. Tesadüfi doğa süreçlerin ancak Allah varsa rasyonel olacak özellikleri insanlarda oluşturduğu görüşünden, bunların Allah tarafından insanlara konulduğu için ancak Allah varsa bu özelliklerin rasyonel temel bulabildiği görüşü çok daha iyi bir açıklamadır. Doğal süreçlerle bahsedilen doğuştan kapasitemizin oluştuğunu söyleyenler, doğal süreçlerin gözlerimizi Allah'a çevirdiğini söylemiş olmaktadırlar. Bu ise, naturalist-ateist görüşten ziyade, Allah'ın doğal süreçleri araçsal sebepler olarak kullandığını söyleyen teistlerin beklentileriyle uyumludur. Burada savunduğum görüşe göre doğuştan ahlaki özelliklerimizi yaratan, onlara bahsedilen özellikleri vermek suretiyle adeta kendi markasını üstlerine vurmuştur. Sırf yaşamayı ve üremede avantaj sağlamayı destekleyen bir doğal seleksiyonun, ancak bir Allah varsa rasyonel temeli olacak özellikleri insanda oluşturduğu görüşü hiç de mantıklı gözükmemekte ve tatmin edici olamamaktadır. Bu kitapta doğuştan ahlaki özelliklerimizin Allah'ın buyruklarının varlığı için haberci olmalarından hareketle, doğuştan ahlaki özelliklerimiz ilahi buyruk teorisiyle birleştirildi. Burada ele alınan doğuştan ahlaki özelliklerimiz, teist beklentilerle, teizmin felsefi açıdan ciddi tek rakibi olduğu söylenebilecek olan, naturalizm, ateizmden daha uyumlu olduğu için, Allah'ın varlığı için en iyi açıklama formunda bir delil niteliğindedir. Burada ulaşılan sonuçlar, kozmolojik delil, tasarım delilinin birçok türü, bilinç delili, arzu delili gibi Allah'ın varlığı hakkındaki diğer delillerle birleştirilirse, ortaya çıkan toplam durumun ikna gücü çok daha yüksek olacaktır. Ateizmden daha uyumlu olduğu için Allah'ın varlığı için en iyi açıklama formunda bir delil niteliğindedir. Burada ulaşılan sonuçlar kozmolojik delil, tasarım delilinin birçok türü, bilinç delili, arzu delili gibi Allah'ın varlığı hakkındaki diğer delillerle birleştirilirse ortaya çıkan toplam durumun ikna gücü çok daha yüksek olacaktır na gücü çok daha yüksek olacaktır.